Ben de. Nereye gidiyorsun? Ben New York'ta Manhattan'da bir rooftop, bir çatı katında bir home party'ye katılıyorum. Ev partisi. Bir ev partisine katılıyorum. Hatta düzenliyorum. İsmi Jealous. Konuklarım partinin onlar. Adı mı Jealous? Kıskançlara parti düzenliyorsun. Güzel. Konuklarım onlar. Bir de özel davetlimiz var. Gelip gelmeyeceği birazdan belli olacak. Tahmin edersiniz ki yani kadro bu olunca kimi arzu ederler? Kemal Doğulu'yu arzu ederler. Bu kadar. Onur konuğu da Kemal Doğulu olsun diyorsun. Peki bakalım. White listimizde Kemal Doğulu var. Ya da Pink List. Aleyna. Gidiyor musun partiye? Bilmiyorum. Aleyna Black List'te. Alınmıyor. Ama yok, kara listedeymiş. Türkçe konuş Bahar'cığım. Rica ediyorum. Kara listede. Evet, alınmıyormuş. Öyle mi? Olabilir. Hemen alternatif bir parti yap. Aynen öyle. elbisesi güzel. Boynundaki aksesuarını beğendim. Güzel gözüküyorsun. Saç? Saçları zaten olay. Jüriyemiz gibi oldun, Kemcan gibi. Evet. Selin. Yorum yapmak zorunda mıyım? Evet. Yani ona yorum yapmayı öyle kendime hakaret sayıyorum çünkü. Aynı şeyi yapıyorsun şu anda. Bahar'cılık oynarken siz. Elimden geldiğince kırıcı olmamaya çalışacağım. Yumuşatmaya çalış biraz. Evet. Ona onun gibi yaklaşmayacağım. Diline beynindekinin zıttı mı vuruyor? Çünkü ne, ben anlamadım. Bu tutumu kendime yakıştıramam. Sana hiçbir sana şey yakışmıyor zaten. İşte sen ancak böyle konuşursun Bahar. Hayır, böyle konuşmaya da devam et. Ancak böyle konuşabilirim. Böyle konuş, sen böyle ol. Level var, yani level var. Yani seni böyle mi kabul edelim? Böyle bu mi? Benim lugatım böylesin, değil evet. Yalnız. Senin üslubun bu, evet. Kıyafetini bu sizinle aramdaki beğenmedim. Diyalog şeklim. Sana baktığımda tek beğendiğim şey saçın. Teşekkür etmek zorunda mıyım? Yo, değilsin. Size sormadım ki. Senin tercihin. Esin. Saçlarını çok beğendim. Boynundaki takısı da çok güzel. Ayakkabı her zaman giydiği tarzda bir ayakkabı zaten. Yakıştırıyor. Hoş gözüküyor. Ama partiye gitmiyorum. Niye? Tam da senin içinken. Yo, bence sen kendine yapmışsın o partiyi. Yani tabii ki oradaki star parça benim normal olarak. Parça mı? Ama siz de davet etmişken neden gelmiyorsun ki? Yo, tercih etmiyorum. Ama çok hoş gözüküyorsun. Esin, bence sen gitmezsen neyse, parti duracak. Neyse, bir iki duracak. Silikon tencan açığımız var. Aleyna gelecek. Ben gelmiyorum. Kimse gelmiyor. Biz Esin'le beraber başka bir organizasyona gidiyoruz. Parti veriyorlar. Dançlar bireyler gibi çoğalıyorlar. Tamam, partinin adı değişti. Yalnızlar Partisi. Duygu da gelecek. Mira. Deniz de gelecek. Simay da gelecek. Merve de gelecek. Lara da gelecek. Bilmiyorum, bitsin. Gelecekler. Gelmeyecek olanlar kimler? Biz yokuz. Yeni olunca daha alışamadık birbirimize. Aa, seni unuttum. Sen de geleceksin. Ben bir şey sormak istiyorum. Duygu. Ben kıyafetini çok beğendim. Hepsine ben çok uyumlu ama buldum kıyafet ama yorumu. Çantanı ben göremiyorum sanki. Hayır, yiyecektin lafına. Çantamı göremiyorsun atladım çünkü çantam olsa da göremezsin bak. Yani konseptinden dolayı mı çanta alma gereği duymadın? Hayır, konseptinden dolayı değil. Elbisemden dolayı. Deforme gözüksün istemiyorum. Bu hafta ayakkabı star partem elbisem. Elbisem görünse yeter. Elbisem de böyle daha iyi görünüyor. Çantayla böyle yapamazdım. Takdir edersiniz ki bir sırt çantası da olamazdı. Onun için de uygun değil. Ben de düşündüm. Çanta o zaman böyle bir iyi kombin yapmasaydın. Çünkü bu hafta ayakkabı ve çantadan puan kırılıyor. Çok mükemmel bir kombin yapsak bile ayakkabımız veya çantamız olmadığında tarz alamıyorken örnek sen çanta almama lüksünde olduğunu düşünmüyorum. Bu herhalde bu sana VIP yok olmanın verdiği bir avantaj oldu. Olabilirim. Sizin yaralarınız benim övgülerim burada. Yani senin için çanta yine bir yaradan eksiklikken benim için her zaman artı bir yerden puan oldu. Girdin, bugün olmaması da bence bu anlamda bir eksi değil. Bitti mi? Katılıyor musunuz? Ben katılmıyorum. Cevap vereceğim eğer susacaksan. Zaten senin katılmanı da beklemem. Evet, sustun mu? Bitti mi? Bir saniye. Sustum. Bence de sustun.
Tekrarlıyorum. Bu hafta ayakkabı ve çantadan puan kırılıyorken biz çok şıkken sadece ayakkabımız ve çantamız kötüyken tarz alamıyorsak senin çanta almama gibi bir lüksün ben yok bence. Ben diyorum ki çantam olsaydı ben şık olamayacaktım. Dünkü... Yani bu senin çanta almamaya... çok basit matematikler Duygu ama yani. Bahar, bunu... sen o zaman buraya yürek yiyip gelmişsin bu mu? Basit tamam bugün de benim elimdeydi. Sizden bence aldım. Bence böyle bir kombin harcamasaydın bir keşke. Bir yarışmacı arkadaşım bu herkes için geçerli olan bir durumu sana ortaya koyuyor. Ve söylediğinde de haklı aynı zamanda. Sen bu konsepti bir hafta önce yapsaydın olabilirdi. Anlayışla karşılanabilirdi. Ama belli ki bir karar var. Bu herkes için geçerli. Dolayısıyla seni ayrıcalıklı kılan ne olabilir ki? Şöyle bir şey ben... Elbisemi o da beğendi. Ben de çok beğendim. Star parçamda elbisem. Elbisem görünsün istiyorum. Şimdi ben çantayı neremde tutacağım? Bugüne kadar nereyle tutuyorsan orayla tutacaksın. O zaman böyle bir kombin ama böyle yapmak istemedim. Çünkü düşüyor yani ince bunlar bir gömlek. Bunlar detaylarda boğulmayalım. Sonuçta bir mecburiyetiniz var burada. Aynen öyle benim dünkü konseptim... Konserdeyim şarkı söylüyorum da herhalde şarkı söylerken çantayla çıkmayacağım ama mecbur burada almak zorunda olduğumuz için bir çanta aldım. Ben bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Bunu belirtmek istedim. Teşekkürler. Ben de belirttim. Simay. Ben açık ve net bir şekilde şunu söylemek istiyorum. Ben seni bazen tarzını beğeniyorum bazen beğenmiyorum. Ama senin giyinip geldiğin şu zamana kadar ben kişisel olarak söylüyorum en güzel kombinin. Ve saçların da çok güzel olmuş. Ve bence saçını kesinlikle koyuya boyat. Yani bu saç rengine boyat. O kaynakların rengine boyat. Çünkü daha güzel duruyor tenine. Diğerini pek beğenmiyorum ben. Şöyle bir şey var. Beğenmeyen arkadaşlarım oldu. Ama bence gayet güzelsin. Objektif yorum yapamadıklarını düşünüyorum şu anda. Seninle kavga ettikleri için. Aynanın gibi yapıyorum. Onun taktiği. Yani bunu tartışacak bir durum yok. O kadar belli ki. Hayır. Şunu söylemek istiyorum. Bahar buradayken Duygu çıktı. Duygu'yla kavgalıydı. Siz çıktığınız zaman sizin güzel parçalarınıza Bahar sizi sevmediği halde güzel dedi. Ama asıl siz... bunu yapan benim. Ay inanmıyorum. Ya geldiği zaman ben her zaman Bahar'a karşı objektif yorumlar yaptım. Ben de sadece şimdi bir fazla lüksün yok. Bunlar elimde olsa bugün de yorum yapmak istemiyorum. Elinden gelse neler yaparsın. Ya sen... Ya. Aylin tamam. Kızım sen kim? Ya bırak Aylin. Ya bırak. Üf. Bırak. Yeter ya. Gelsin. 18 yaşındaki bir kızın triplerini çekiyoruz ya. Dalga geçiyorsun kızım sen bizimle. Sen. Bir ablam sen yeter be. Yeter. Neyse söyle. Simay devam et. Demek istediğim şey sadece bu kadardı. Bence çıkan insanla ne kadar kavgalı olursak olayım güzelse güzeldir. Ben en çok Bahar'la kavga eden insanım ama kavga ettiğimiz zaman güzelse güzel diyorum. Bunu söylemek istedim. Evet bu kadar sadece. Ben göndereyim Bahar'ı. Hazır mısın Bahar'cığım? Geçebilirsin. Merhaba. Merhaba. Lütfen objektif olun. O zaman ben herhangi birinizle tartıştığım zaman tarz değilsin diyeyim göndereyim. Oluyor mu böyle bir şey? Olabilir mi? Deniz'le ben kaç defa tartıştım ama tarzsa tarzsın demişimdir. Yani siz de biz objektif olmak zorundayız ama siz de zorundasınız. Olmuyor böyle bu şekilde. Çok batıyor, rahatsız ediyor. Senin için de geçerli Bahar. Yani sen de biraz çanak tutuyorsun, fazla biraz abartıyorsun tepkilerini ve yorumlarını. Herkesi sükunete davet ediyorum. Kafadan banko tarz alacağın bir günde çantasız çıkmak büyük cesaret. Hele ki hafta başında açıklama yaptık artık çantadan, ayakkabıdan kırıyoruz diye. Dolayısıyla dünyanın en güzel stylingi de olsa tarz değilsin Bahar'cığım. Yarın iki tane çantayla gelsen. Bu hafta iki tane çok şık çantayla. Yarın iki tane çanta. Ay hadi be sen de bize dalga mı geçiyorsun? Sanki. Oo, ama çantayı nasıl tutacaksın? Ne demek nasıl tutacaksın? Gösterirdin kenara bırakırdın. Bugüne kadar gelmiş en iyi halin. Saçın, makyajın, kıyafetin, pabucuna kadar. Almamışsın yani. Almamışsın. Yeterin artık.
Burada oturuyorsun, oturuyorsun, oturuyorsun. Bir kelime, bir şey oluyor, seni tahrik ediyorlar. Her şeyi sen de yıkıyorsun. Yani biz eski Bahar aman diyorduk. Bahar ne oldu? Artık düzeldi. Lütfen Bahar. Üzgünüz, tarz değilsin dedim mi? Evet, yazık. Ben de styling çok beğendim. Saçlarını zaten bayıldım. Yani çılgın attım aslında görünce. O kadar da beğendim, o kadar yakıştı. Ama yani böyle bir hata nasıl yaptın anlamadım. Şanta alsaydın yani bugüne kadar en beğendim, bak küpem düştü senin yüzünde. En beğendin halindesin. Saç, makyaj, tarzının, o kole taktığın eteğinin püsküller, bayıldım yani. Çanta olmayınca yapacak bir şey yok. Haksız yapacağız yani başka türlü. Birbirlerine haksızlık mı edelim şimdi? Olmaz. Anladım. Teşekkür ederim. Ne de. Bye bye. Tarzı değil.